Merhabalar dostlar, Ece Üstelik Sırbistan Krallığı serimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bildiğiniz üzere dostlar, bir önceki bölümümüzde Sırbistan Krallığı devletimizi 200 binlik ekonomiden 2 milyon 130 binlik ekonomiye, 1 milyon 400 bin nüfustan 2 milyon 600 bin nüfusa çıkartmayı başardık dostlar. Bu bölümki hedefimizin ise bölümümüzün başlarında yaptığımız nüfus yatırımlarıyla nüfusumuzu geliştirmek, ardından da çok sağlam bir ordu basım işlemiyle Osmanlı'nın karşısına çıkarak onu devirmek olduğunu söylemiştim dostlar. O yüzden hemen şöyle bölümümüzün başında hızlı bir şekilde mallar yatırımlarına başlayalım. Osmanlı şu aralar başkentinde anlamadığım şekilde çok fazla ordu tutuyor. Hem de öyle böyle bir ordu değil, çok büyük bir ordu tutuyor. Bunun nedenini tam olarak anlayabilmiş değilim. Yani neden bunu yapıyor bilmiyorum. Başkentinde tam 800 binlik çok büyük bir ordusu var kendisinin. Bunun için bu sınıra birazcık fazla ordu da döşememiz gerekecek. Osmanlı bize saldırdıktan sonra da sınırlarımızı tekrardan eskisi gibi ordulandıracağız. Osmanlı neden böyle yapıyor anlamıyorum. Çok fazla ordusu var başkentinde. Hem de başka devletlerle savaşta olduğu halde. Yani gerçekten çok inanılmaz bir savaş. Üstelik bayağı da bir kayıp vermiş yani Osmanlı. Buradaki ordu artışı hiçbir şekilde durmuyor adamın. Oradaki ordusu sürekli artıyor. İnanılmaz, cidden inanılmaz. Adamın oradaki ordusu sürekli olarak artıyor. Tabi ben Rus İmparatorluğunu da bu savaşa çağırdığım için çok bir şansı olmayacak Osmanlı'nın, ama direkt benim sınırımda bu 846 binlik ordu. O beni tedirgin ediyor. Yani adam bir savaş açsa içimden geçer şimdi. Yani her ne kadar benim ordular da az güçsüz olmasa da Osmanlı bizim içimizden geçer. Osmanlı bizi deşer geçer şu anda. O ordusunu başkentten ayırmamız lazım. Bir şekilde o başkentteki ordusunu başka yerlere dağıtması lazım ama bunu nasıl yaparız hiç bilmiyorum. Yemen Mütevekkilliği krallığıyla savaşa girdi. Buraları da işgal etmiş. Norveç'e savaş. Geldim kardeşim, hiç sıkıntı değil. Geldim. 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 Ben savaşlarla karışmam yalnız, ha, haberiniz olsun. Şunu %100 aldıysanız barışın yavrum. Bizim nüfusumuz çok güzel artıyor bu arada. Osmanlı'ya yetişiyoruz nüfusta. Güzel güzel, yetişelim. Yalnız abi benim şuraya 900 bin ordu atmam lazım. Bu nasıl iştir? Tamam, yatırımlara bir son verelim. Kaç nüfusumuz oldu? 3 milyon 700 bin. Çok güzel. İstihdam edilebilir nüfusumuz ne durumda? Bu toprakların istediğim şekilde artıyor. Güzel. Şu toprakların da fena değil şimdi. Daha nüfus yatırımına çok ihtiyacımız var ya. İkinci devlet Amerika falan olmuştur herhalde. Fransa olmuş ikinci devlet. Niye? Çok saçma, ben olmalıydım. Fransa'nın 620 tane eyaleti var. Gene de ekonomisi benden az. Benim 66 eyaletim var. Osmanlı dur artık lütfen. O kadar orduyu ne yapacaksın? Lütfen dur artık. 900 bin ordu yaptı. 1 milyon ordu yapacak herif. Bırak artık lütfen. Al lütfen. Lütfen bırak artık. Lütfen dur. Ne yapacaksın o kadar orduyu? Şunlarla barışır mısınız lütfen? Ben mi barış taleplerini göndereyim illa? Barışın şunlarla ya. Seninle benim ilişkim niye düştü? Abi Britanya ile sen birbirinize girsenize ya. Çok işime gelirdi benim. Osmanlı dur artık, lütfen dur artık, bırak daha ne ordusu getiriyorsun, bırak artık be oğlum ya. Yeter artık, bırak şu orduları. 900 bin ordu yaptı. Bırak artık, ülkede de istihdam edilebilir nüfus kalmadı, bırak artık. Herifte nüfus yok Anadolu'da, şuna bak. Buradaki ordusunu bir yesem şuraya gelene kadar karşılık veremez bana. Bırak artık Osmanlı, bak lütfen rica ediyorum.
Bu kadar orduyu ne yapacaksın? Mezara mı götüreceksin? Lütfen dur artık. Ben şöyle bir iyi bir nüfusa ulaşayım diye uğraşıyorum da. 5 milyon nüfusa ulaşacağız. Hatta 6 milyon bile olabiliriz belki. Ne kadar fazla nüfus olursa, ekonomimiz de çünkü bayağı yüksek olduğu için o kadar iyi ordu basarız. Son bir iki yatırım daha yapacağım 200 bin paradan. Ordu basıp gideceğim Osmanlı'ya. 5 milyonla abi bayağı geçtik Osmanlı'yı. Osmanlı 1 milyon nüfus farkı attık, adamların yine de ordusu bizden fazla şu anda. Çünkü biz ordu basmadık. Henüz yatırım aşamasındayız biz. Şöyle son kez bir yatırıma girişeceğim. Onda da param eksiye düşene kadar yatırım yapacağım. Ya yürüyün gidin, ben bir daha Amerika ile savaşa mavaşa girmem, beni uğraştırmayın Amerika ile. Gidin kendiniz savaşın Amerika ile, benim umurumda değil Amerika. Bu adamlarla da barışın salak saçım, 12 ay, 12 yıldır savaştayız adamlarla. Ben bunlarla uğraşamam. Geldim dostlar tekrardan, ufak bir ara verdim. Şimdi bizim müzik mi çalmıyor? Çalıyormuş da bana gelmiyormuş. Ben duymuyorum nedense ses. Param eksiye düşene kadar biriktireceğim parayı, sonra yatırıma gireceğim. O Ruslar ya bitiriyordur Amerika. Oo. Bana ben kurban olayım. Kurban olayım. Bitir Amerika'yı. Ye onu. Ye onu. Adamsın sen. Sen adamsın. Amerika bitiyor. Geçmiş olsun. Abi sizin aranızda bir savaş çıksın ya. Ha vallahi bak, sizin aranızda bir savaş... -99'sunuz lan, bir savaşa girsenize. Çok işime gelir abi. Şuradaki ordusu da gider adamın. Ben lak diye girerim. Hiç sıkıntı olmaz valla. Son paralar. Eksiye düşene kadar bekleyeceğim. 8 bin lira, 8 bin lira. 1000 lira bile. Bir altın bile önemli. 2022'ye geldik bu arada. Hop başladık yatırımlara. Haydi bakalım. Buradan sonra eğer bir 6,5 milyon nüfusa kadar çıkarsak bizim için çok güzel olur. Bayağı bir yatırım yaptık ama. Oğlum 6 milyon bile olamayacağız la belki de. Yatırım dedik o kadar. Vallahi 6 milyon olamayacağız herhalde. Vallahi hiç oturur ağlarım 6 milyon olamazsak. Olamayacağız. Yok yok, olduk tamam. Olduk olduk olduk. 6 milyonu ol artık. Ol artık he. Birazcık da geçelim şöyle 6 milyonu. Çok güzel. Bu nüfus bize yeterli. Ordu basmak için. O zaman ne yapıyoruz? İstihdam edilebilir nüfus diyoruz. Başlayalım. Buradan basamam. Buradan basamam. Buradan da basamam. Yok, buradan basarım. Ha, bunun için daha iyi de para biriktireceğim. Allah kahretsin ya. Bu kadar para yeter. Başlayalım ordu basmaya. Bu topraklarda çok iyi nüfus birikmiş, farkında mısınız? Oy oy oy. Planımız işe yaramış. Planımız işe yaramış. Buraları nüfus toprağı yapma planımız vardı biliyorsunuz ki, işe yaramış. Baksanıza şu nüfuslara. Anam 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 anam. Abov abov abov. Nüfusa bak. Anam. Anam. Nüfusa bak be. Ey yavrum be. 20 bin 20 bin ordular çıkıyor yemin ederim. Oradan basamam, dur pardon. Buradan basarım. Buradan da basarım. Buradan da basarım. Şuralardan da basmaya devam edelim. Buradan basma. Buradan. Bir dakika. Buralardan basalım. Şu sınır kentlerinden güzel ordu çıkar herhalde. Oo, buraların nüfus bayağı iyiymiş he. Burada da güzel nüfus varmış da bizim para bitti. Topladığımız bütün bu orduyu Bukarest'e getiriyorum hemen hızlı bir şekilde. Bir bakalım ne kadar ordu toplamışız. Bir de azıcık bir ekonomi yatırım yapsak bizim için aslında hiç fena olmaz, biliyor musunuz? Ekonomimiz bir tık geride kalacak bizim yine dünyadan. Sürekli geride kalıyoruz birilerinden, bir devletlerden. Bu düzene bir son verilmesi lazım. Biz niye sürekli dışlanıyormuş gibi dünyanın gerisinde kalıyoruz? Sürekli 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 sürekli, yani bunun sebebi ne?
Bu arada topladığımız olurdu max 300 bin falan. Ya da 500 bin pardon. Neredeyse 600 bin ordu toplamışız. Bu ordunun hepsi zaten Burgas'a gidecek mecburen. Burgas'a zaten göndermem gereken ordu rakamı benim. Buraya 900 bin ordu lazım. ...850 bin ordu sadece Burgas'a gidecek yani. Ben 50 bin ordularla burayı deviremez miyim ya? Burayı deviririm ben bu arada. 850 bin bütün basılan ordunun bence Burgas'a gönderilmesi lazım. Çünkü Burgas eğer düşmezse Osmanlı'nın en büyük ordu, tek ordusu zaten Osmanlı'nın orası. Eğer o saldırıda Burgas düşmezse savaşı kazandık zaten direkt. O toprak kaybedilmediği an ilk saldırıyı Osmanlı yapacak. Osmanlı o saldırıda kaybettiği anda biz savaşı kazanmış olacağız direkt. Direkt diyeceğiz ki beyler biz kazandık, hayırlı olsun diyeceğiz. Gireceğiz topraklara, çatır çutur alacağız. Bir gerçek, bu olacak bir gerçek. Ama şöyle bir sıkıntı var. Orayı tutabilecek miyiz? Yani 900 binlik bir orduyla sadece orayı tutabilir miyiz? Ya bastığım bütün orduyu aslında oraya göndereceğim. Hani hepsini de göndermek istemiyorum. Orayı 1 milyon ordu falan yapmak istiyorum. Yine hepsini göndermeyeyim. Diğer cepheye de az buçuk ordu göndereyim. O kadar düşük bir orduda kalmasın diyorum ama bir yandan da diyorum ki gönder orduyu. Bu yüzden şu anda bir kararsızlık içerisindeyim. Para eksiğe düştü. Orduyu toplamak lazım. Belgrad'da ikmal kampı olması lazım. Eski başkent galiba Belgrad. Evet. Eski başkentimiz bizim Belgrad. Orada toplayabiliriz orduları. Zaten Belgrad'a yakın yerlerde ordularımızın çoğu. Oraları alalım sizde. Şu şekilde. Gelin bakalım. Savaşa girmeden önce birazcık da ekonomi yatırımı yaptığımız anda biz savaşı kazanmış olacağız bir nevi. Sizi Budapeşte'ye alacağım. Sizin burada olmanız daha önemli. Savaş belki yarına da kayabilir. Yarınki bir bölüme de kayabilir. Yani çok uzun olursa eğer video bölerim. Yani yarın devam ederim kalan savaşa da. Bakacağız. Şöyle oraları gönder. Heh. Bu kadarcık ordu mu? Biz ordu toplamamışız ki. Bu toplanan şey ordu mu? Oğlum bu 1 milyon 500 bin yapalım ya bunu. Geriye 500 bin sınır kalıyor. 1 milyonunu buraya gönderirim. 1 milyon 500 bin yapalım bunu. Lütfen yapalım. Şöyle. Sanırım oldu mu? Şu an yok olmamıştır daha canım. O kadar da değil. Tekrar orduları yönlendir bakalım buralara. Hadi be oğlum ya. 1 milyon 500 bin ordu olacağız alt tarafı. Çok bir zor bir şey olamaz ya. Hadi az kaldı, az kaldı hadi. Hadi az kaldı hadi. Hadi. Haydi. Haydi. Osmanlı'yı yeneceğiz. Osmanlı'yı yeneceğiz. Haydi. Gelsin ordular. Oldu bu arada. Son ordu yanlış yere gitti. Oldu. 6-2-2-2. 1 milyon 500 bin. Zaten 1 milyon ordu direkt buraya. Bir saniye. Ben şöyle bir şey yapacağım. Buraları 100 bin ordu yap. Ben çünkü bir tedirginleştim. Gel şuraya. Bütün hazırlıklarımız. Her şeyimiz tamam. Her şeyimiz hazır. Savaşa tamamen hazırız. Etiyopya İmparatorluğu varmış. Bunun bir tane müttefiki. Çok bir şey değil. Bir yardım olmaz Osmanlı'ya. Sınırı falan da yok. Artık Osmanlı ile savaşma vakti gelmiştir. Bütün gücümüzü topladık. Osmanlı'yı yenmeye hazırız. Tek başımıza bu savaşa gireceğiz. Tek başımıza bu savaşı kazanacağız. An itibariyle savaş açmış bulunuyoruz. Hayırlı ve de uğurlu olması dileğiyle. Hiç saldırı yapmıyorum. Evet. Yarı ordumuz duruyor. Bitti. Kazandık savaşı. Kazandık savaşı. Bitmiştir bu savaş burada. Bu savaş burada bitti. Bu savaş burada bitti. Bitti bu savaş. Kazandık. Kesinlikle kazandık. Bu savaşın kaybedilme gibi bir ihtimal yok.
İstanbul'da düştü. Başkenti direkt ele geçirdik zaten. Şimdi bana şuradaki limanlardan falan, Osmanlı'nın bana saldırabileceği denizleri var gerçi de. Burada hiç şey yok, limanı yok. Şurada var abi. Bu bütün orduyu, 100 bin orduyu at buraya direkt. Tamam mı? Bekle şimdi. O saldırı iyi ki başarılı oldu var ya. Hemen şöyle buradaki topraklarını bitirelim adamın. Artan orduları da denizlere yığacağız tekrar. Çünkü. Şurayla şuraya çık sen de. Buraya gel. Siz ikiniz Atina'ya gelin. Sen de çık geri Atina'ya. Bir miktar ordu daha buraya gelsin. Burada da liman yok. Benim direkt tek tutmam gereken yer bura mı? Ama bir saniye dur. Evet, böyle daha iyi. Anadolu'ya daha ilk saldırılarımızı başlatalım o zaman. Merhabalar sevgili Osmanlı. Merhabalar. Bu topraklara girmeyi ne kadar dört gözle beklediğimi biliyorsundur diye düşünüyorum. 240 bin ordu oraya fazla yandı. Onu bir şöyle 200 bine düşüp 30 bini buraya. Evet. Ben bir garip hissetmedim değil yani. Gerçi bu liman, burayı geçemezse buraya ordu getiremez ki bir yerden. Bu ordu buradaki buraya çıksın. Burada ordu azmış, desteğe gitsin. Saldırılarımıza devam edelim. Ankara'ya da saldırımızı yaptık. Ankara da düştü. Osmanlı'nın en önemli ekonomik topraklarından biri. Oha, oranın ele geçirilmesi lazım acilen. Şu anda tek başımıza saldırıyor olmamıza rağmen muazzam bir ilerleyiş sergiliyoruz. Bu arada ben bir şey yapacağım. Çok haince bir şey ama. Bunu yaparsam çok güzel olacak. Yok, bunu yapmam lazım. Öyle ya da böyle bunu yapmam lazım. Ben şuradaki limanı bir yıkayayım. Oradaki orduyu ölüme terk edeceğim ben biraz ama. Haklarıyla şehit olacaklar. Şimdi şuraya 20 binlik bir ordu kaydırması yapılması lazım. Bence şu anda bize limanı kalmadı ama çık buraya. Çıkartalım orduyu. Zaten limanı kalmadı Osmanlı'nın. Bütün orduyu çıkartalım oraya. Sonra bir ikmal kampı. Bir gözetleme kulesi. Bir kale aç. Ben o toprağı tutarım. Orayı tutması çok zor değil benim için. Tutarım orayı. O kadar orduyla ben çok rahat tutarım orada Osmanlı'yı hem de. Osmanlı kaçacak deli karar orada benden. Şöyle o Anadolu'yu yavaş yavaş bu arada yok ediyoruz farkındaysanız. Mısır cephesiyle de yakında birleşiriz. İki seviye kalenin de inşaatını başlatıyorum hızlı bir şekilde. Ordu kaydırma işlemleri yaptığımı farkındasınızdır diye düşünüyorum. Bunu neden yaptığımı da biliyorsunuz zaten. İki seviye kalenin inşaatı da bu tur bitiyor. Evet, oradaki ordu biz üst cephe ile alt cepheyi birleştirene kadar dayanacaktır. Bundan eminim. Rus İmparatorluğu'na bir burada da selamımızı verdik. Burada da bir merhaba çaktık. Anadolu topraklarının neredeyse tamamı şu anda tarafımızca ele geçirildi. Evet, bitmek üzere. Bütün Anadolu ele geçiriliyor şu anda ağır ağır. Bir tek Van kaldı ele geçirilmeyen. O zaman ne yapalım? Şuralara da saldırılarımızı gerçekleştirelim, değil mi? Devam edelim saldırılara. Durmak yok. Her koldan saldıracağız. Şuradan Van'a da geçtiğimiz an bütün Anadolu toprakları şu anda işgalimiz altına girdi. Bütün Anadolu toprakları bizim işgalimiz altında. Ve şu anda Osmanlı'ya kurduğumuz üstünlük o kadar büyük ki, devasa bir üstünlük kurduk Osmanlı'ya karşı. Şu anda yavaş yavaş Mısır topraklarına doğru da ilerliyoruz Osmanlı'nın. O iki cepheyi de birleştiriyoruz sayılır. Osmanlı'nın şu anda denize ordu çıkarma ihtimali de yok. Karadeniz'e, Ege'ye, oralara ordu getirme ihtimali de yok. O da beni çok mutlu ediyor. Ha, oraya ordu getirme ihtimali yok çünkü. Limanı vardı. Limana çıktık. Yok ettik bir de limanı orada. İmha ettik. Şimdi buraya, buraya, buraya. Evet, Arabistan topraklarına gelmişiz. Çok şey bir savaş oluyor. Heyecanlı bir savaş oluyor gerçekten.
Bu savaş kazanıldığı takdirde bu arada biz dünyanın en büyük devletlerinden biri olacağız. Çünkü Avrupa'nın, Balkanların sıkışmış bir devletiydik biz. Böyleydik. Balkanların en sıkışmış devletiydik. Şu durumdaki topraklarımız, şu topraklara bakar mısın? Abi, oy. Osmanlı'yı deviriyoruz, bitiriyoruz. Bu toprağa geliyorum ben. Az kaldı, az kaldı. En geç 5 tura ben o toprağı da ele geçireceğim Osmanlı. Ekonomini bitireceğim senin. Nerede benim ekonomim diyeceksin. Ekonomi arayacaksın kendine. Bulamayacaksın. Yatacak yerin yok senin. Kudüs'e de giriyoruz. Kudüs'e de giriyorum Osmanlı. Geliyorum, geliyorum. Kabe'ye de geliyorum. Oralara da geliyorum. Hiç merak etme. Her yerde elimiz ayağımız var. Her yere geliyoruz. Her yere geliyoruz Osmanlı. Ayağını denk al. Kudüs'e de girdik. Mekke'ye, Medine'ye de gireceğiz yakında. Müslümanlığın en değerli toprakları. Ne oldu? Benim elime geçtiniz. Selamımızı çaktık bir. Daha bu selamın devamı gelecek. Daha bu iki cephe birleşecek. Sen bekle, daha var. Daha çok var, merak etme. Daha çok çektireceğim ben sana. Ne? Şu ordu şuraya gelecek. Ordular birleşecek. Evet, size şöyle gelin bakalım. Oradaki orduyu bir miktar ordu bırakalım orada, şöyle bir 11 binlik bir ordu bırakalım orada. O ordu orayı zaten gayet yeterince tutacaktır. Şuralardan saldırılar yapmaya devam edelim biz de o esnada. Ya da şöyle yapalım. Sen buraya gel. Aynen öyle. Evet, sen buraya gel. Sen buraya gel, sen buraya gel, sen buraya gel. Çok güzel ilerliyoruz. O tek limanını da ele geçirmek üzereyim yakında senin. En önemli ekonomi topraklarından birini ele geçirdik Osmanlı'nın. 12'sini de eğer ele geçirirsek Osmanlı bitmiş bir devlet olacak. O toprakların da ki ele geçirilmesi yakındır yani, yakında bizim elimize geçer o topraklarda. 50 binlik ordunun, at 5 binini buraya. Bu orduları buraya kaydır. Tamam mı? Şimdi bir bekleyelim. Savaş analizi yapalım. Orduların az olduğu yere derhal büyük bir toprağa gidecek sadece ordu. Buraya biraz da ordu gidebilir. Ordular gelene kadar ben şu limanını bir adamın ele geçireyim. Buradaki ordularımız da gelmiş. Buradan da saldırı yapalım. Bu topraklarını da ele geçirelim. Osmanlı'nın hızlıca. Bu arada orası Rus İmparatorluğu'nun muymuş? Evet. Ruslar da maşallah boş durmamışlar. Önlerine gelen toprakları almışlar. Afrika'daki en değerli topraklarını da ele geçireceğiz birazdan Osmanlı'nın. Son o İran'daki ekonomik toprağa da düştüğü zaman artık Osmanlı diye bir devlet kalmayacak. Şu andaki saldırımız da o toprağa yapılıyor tam olarak. Ama bekle. Birazcık bir heyecan ortamı oluşsun diye şimdi saldırmayacağım oraya. Bir heyecan ortamı oluşsun. Evet, o iki cepheyi birleştirmeyi de başardık bu arada. Buradaki en önemli ekonomik toprağı neresi? Burası. Şimdi oraya da saldıracağız. Evet, şöyle selamımızı çaka çaka geldik vallahi buralara kadar. Bekliyorum burada. Bekliyorum, o ordu gelene kadar bekleyeceğim. Saldırmayacağım oradaki toprağına. Osmanlı'nın bir ekonomi daha gitti Osmanlı'dan. Geriye kaldı 800 bin ekonomik, 2 milyon nüfusu kaldı Osmanlı'nın kala kala. Ve artık Osmanlı, sana bence artık tamamen veda etmenin vakti geldi. Artık senin göçme vaktin geldi bu dünyadan. O yüzden artık sana bir şöyle veda edelim. Veda hediyeni de ben vereyim hatta sana istersen. Vay be, koca çınar Osmanlı'nın düştüğü duruma bak. Evet, o toprağa da düştü. Evet, Osmanlı'nın 259 bin ekonomisi kaldı geriye sadece. 3 milyonluk bir nüfuslara dayandık. Çok güçlü bir devletiz şu anda. Ben bu kadar güçlü bir devlet olacağımızı düşünmemiştim. Biraz gereğinden fazla güçlendik. Şimdi ben sol cepheyi bir bırakıyorum. Yani bırakmıyorum da şöyle.
düzenli bir saldırı yapmak istiyorum. Düzenli saldırı yapacağım. Şimdilik burada ordu yok bu arada. Çok az var yani, var da. Şu ordu şuraya gelsin. Şu ordu şuraya gitsin. Bu da buraya kaysın. Tamamdır. Batı cephesini bir bırakıyorum. Batı cephesine sonradan devam edeceğim. Şu ordular geldiğinde dağınık olsun istemiyorum. Ordularımın hepsi benim gözümün önünde olmalı. Neyi nereye, hangi ordunun nereye saldıracağını bilmem lazım, görebilmem lazım. Karmaşa olsun istemiyorum çünkü. Abi bence biz patır kütür girelim. Önce bir şu doğu topraklarını bitirelim Osmanlı'nın, tamam mı? Arta kalan orduları da direkt Batı cephesine göndeririz. Mısır cephesine. Orayı bitiririz sonra da. Sonra da barış anlaşması imzalarız. Bu kadar basit yani bizim için. Osmanlı'yı devirmek sandığımdan kolay oldu. O ilk 900 binlik orduyu bu arada biz eğer itemeseydik, şu anda her şey çok farklıydı. Her şey çok farklıydı. O ordunun düşmesine bağlıydı her şey. Ki adam 900 bin orduyla saldırdı bana. Kim bilir kaç ordu kaybetti orada. Görebiliriz istersek galiba şurada. 1,5 milyon ordu kaybetmiş. 900 binini benim o cephede kaybetti. Hata yaptı çünkü. Benim orada kalem olduğunu bilmesi lazımdı. Anlaması lazımdı. O kadar orduyu tek cephede tutması da hataydı. O kadar orduyu tek cephede tutmamış olsa, yaymış olsa ben şu an buralarda olmazdım. Zaten savaşı kimin kazandı artık apaçık belli. Buradan da savaşı döndüremez Osmanlı. Buradan da savaş mavaş dönmez. Yani onun bir kere bir kafana silsin herkes. Buradan Osmanlı hiçbir savaşı döndüremez. Dönmez. Daha artık bitti. Osmanlı'nın daha hani yağmurlu havada içecek suyu yok. O denli bitmiş bir devlet artık. Yok oldu. Artık öyle bir devlet yok. Bunu herkesin kabul etmesi lazım artık. Osmanlı diye bir devletin kalmadığını herkesin kabul etmesi lazım. Evet, bu orduyu da göndereceğim oraya. Bunlar da zaten son ordular. Geldiler. Daha güçlü bir şekilde saldırabilirim bu sayede buraya. Osmanlı'nın aslında bütün eyaletlerini işgal etmek var da 110 tane daha adamın şu bu kadar eyaleti ben işgal etmekle uğraşamam. Ben zaten şu anda istediğim toprakların çok daha fazlasını alıyorumdur da. Yani bana gerekli olan istediğim toprakların çok çok daha fazlasını ben ele geçiriyorumdur şu an. Ben yine de şu Libya topraklarını işgal etmek istediğim için işgal ediyorum. Şu an sırf keyfine işgal yapıyorum. Osmanlı şu an mesela gücü kalmadı ki. Bitti Osmanlı. Bakın 900 bin ekonomisi kalmış hepi kökü. Barış anlaşmasına gelebiliriz. Oha. 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 Oha, bir dakika. Ben bu kadar toprak alabileceğimi düşünmemiştim. Şimdi. Ben şuradaki topraklarımdan vazgeçeceğim bir kere. Ama şu üstü kanalı alacağım. Dur, kanalı alacağım. O kanal benim. Şura benim. Burayı vermem kimseye. Bura benim. Burayı da alayım da ne olur ne olmaz. Onun dışında şuradan da toprak alalım biraz. Bu barış anlaşması gayet uygun bir barış anlaşması. Bu şekilde barış anlaşmasını imzalayalım. Oh, bu sınırlara bir bak. Şu sınırların güzelliğine bir bak. Hiç hayatınızda bu kadar güzel devlet sınırı, Sırbistan sınırı gördünüz mü? Gördünüz mü? Görmemişsinizdir. Göremezsiniz zaten. Gerçekten çok zorlayıcı bir savaş oldu. Yani bunu kabul etmem lazım. Ben bu kadar şey yapacağım bir savaş, bu kadar zorlan, pardon yanlış söyledim. Bu kadar kolay geçecek bir savaş olacağını hiç düşünmemiştim. Ama savaş o kadar kolay oldu ki benim açımdan. Çok kolay oldu. O İstanbul'daki 900 binlik orduyu devirdiğim an ben bağırdım zaten, dedim ki. Aha dedim. Savaşı kazandık dedim. O andan itibaren bir daha çok ordu kaybetmedik biz. Orada giden 600 bin ordunun dışında pek bir ordu kaybetmedik. Yani tek tük birkaç ordu kaybettik, yani onların da zaten olması lazım. O ordudan başka hiç ordusu olmayacak mıydı Osmanlı'nın? İlla ki olacaktı.
Osmanlı'yı bu arada tekrar ikiye böldük. Yine toprak bütünlüğü sağlamasını engelledik. Yine toprak bütünlüğü kuramıyor. Ulan gariban adam ya. Adama gün yüzü koyup göstermedik resmen. Valla adamın şey topraklarını da aldık. Kudüs'ü de aldık. İslamiyet'in temsili topraklarından birisi de Kudüs. Orayı da aldık. Orası da artık bizim himayemiz altında. Sırbistan'ın kontrol altında. Orayı da aldım. Hadi yiyorsa gel geri al. Yiyorsa gel geri al. Alamazsın, öyle kolay değil o işler. O iş artık. Son olarak da İstanbul'un asimilesi yapılacak. Vergiler kapatılacak. 48.184 ordu terhise çıkacak. Ve artık yeni sınırlardaki Sırbistan yan gelip yatacak, keyfine bakacak arkadaşlar. Bu iş buradan sonra bitmiştir. Bu iş burada bitmiştir. İstikrarı yüzündendir büyük ihtimalle. Yatırıma az para harcamamanın sebebi budur. Şu anda ben hala o şeyin şokundayım. Bu kadar büyük bir Osmanlı Devleti, yani Osmanlı dediğin zaman insanın bir içi titrer. Abi biz ben geldim abi, elim kolumu sallaya sallaya girdim topraklara, ele geçirdim çıktım. Çok kolay oldu benim için. Başkenti de bu arada İstanbul'a taşıyacağız. Bunu da yapacağız. Hiç merak etmeyin. Başkent İstanbul olacak. Yapılacak bu. Bunu yapmazsak zaten ayıp etmiş oluruz. Niye savaştık o kadar? Bunu yapmayacaktık madem. İstikrarı tekrardan yapacağız. Çünkü bütün topraklarımızın istikrarının %100 olmasını istiyorum ben. O yüzden bütün istikrarları tekrar en baştan başlatmam lazım. Hiç sıkıntı değil. Bu sırada da sizinle birazcık sohbet ederiz. Şöyle bir savaş nasıl gitti, nasıl ettik, bundan bahsederiz. Evet dostlar, biz Balkanları şurada göt kadar toprakla sıkışmış bir devletiydik. Balkanları tabiri caizse bok devletiydik. Balkanların çöp devletiydik. Ama sonrasında bizim hükümetimizde ne oldu? Gerek ekonomik, gerek siyasal, gerek nüfusal, gerek toplumsal, gerek politikal yollar izledik. Her şeyi layığıyla yaptık. Bütün alanlarda en iyisini biz yaptık. Tüm dünyanın, bence şu anda biz son 100 yılın en iyi hükümetiyiz. Son 300 yılın, hatta artık bu son 200 yılın olacak, pardon. Son 200 yılın olacak bu. Son 200 yılın en iyi hükümeti bizim hükümetimiz. Koskoca Osmanlı İmparatorluğunu geride bırakmış bir devlet var. Sadece 2 yıllık bir süreçte 200 binlik bir ekonomiyi, bakın 200 binlik bir ekonomiyi 2,5 milyonlara çıkarmış bir devlet, bir hükümet. Bunun daha üstü var mıdır? Yoktur. Yani son 200 yılın en iyi hükümeti biziz. Hani diyeceksiniz ki Rus İmparatorluğu o kadar toprağa kaldı falan fistan da arkadaşlar. Rus İmparatorluğu zaten güçlü başlıyor. Biz 22 bin ekonomiyle başladık lan. 19 bin pardon. 18 bin ekonomiyle falan başladık biz. Şu anda dünyanın en güçlü 3. devleti konumuna gelmiş bir devletiz. Bunun daha üstü yok. Bunun daha üstü yok. Bu devleti bizden iyi kimse yönetemez. Yani bunun imkanı yok. Öyle bir şeyin imkanı yok. Osmanlı'yı bile ele geçirmişsek ben daha bunun üstüne hiç kimseyi tanımam. Yani Osmanlı'yı biz bir kere Bulgar topraklarını alarak Balkanlardaki ve Anadolu'daki topraklarının birleştirmesini önledik. İkinci olarak da şimdi Asya'daki ve Afrika'daki topraklarını ikiye böldük Osmanlı'nın. Bu sefer de burayı böldük. Osmanlı'yı sürekli bir bölme çabası içine girmiş gibi olduk. Bilerek olmadı. Yani ilki bilerek oldu. Bulgar topraklarını alma sebebim oydu. Avrupa'daki ve Balkanlardaki ve Anadolu'daki topraklarını birleştirmeyi önlemekti. Önledim. Ama bu seferki barış anlaşmasındaki hedefim Asya ve Afrika topraklarını ayırmak değildi. O yanlışlıkla oldu. Ama iyi ki oldu. Şimdi sıkıntı gelsin, birleştirsin topraklarını, bakayım göreyim ben.
Sıkıyorsa açsın bana savaşı. Savaşı ya da Rus'a. Açsın savaşı birleştirsin. Rus'a bile bana açması lazım. Yani. Üçe bölmüşüz bu arada Osmanlı toprakları. Oğlum üçe bölmüşüz lan. Bak bir, iki, üçüncü de Britanya Hindistan'ı aldı. Osmanlı'yı adım adım yediler la. Çok yazık oldu Osmanlı'ya. Evet dostlar, artık bu bölümlük de benden bu kadar. Bu serilik de benden bu kadar. Çok güzel bir seri olur. Umarım da hepinizin hoşunuza giden bir seri olmuştur. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın dostlar bu arada. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay.